Akif Beki, hani bilmeseniz inanacaksınız Hayrettin Hoca'ya. AK Parti ve Erdoğan, başörtüsü ve Erdoğan'ın siyasi yasağı gibi yasaklarla mücadelede Batı'nın tam desteğini almamış mıydı? Erdoğan, başbakanlığı sırasında bile CHP ve MHP tarafından ülkesini batıya şikayet etmekle, ABD ve AB'den medet ummakla, demokrasi, hak ve özgürlük standartlarını dünyaya kötülemekle suçlanmıyor muydu? Askeri müdahaleler, kapatma davası ve vesayet düzeninin aşılmasında Batı sonuna kadar AK Parti ve Erdoğan'ın yanında yer almamış mıydı? Erdoğan daha yasağı kalkmadan Washington'da, Brüksel'de el üstünde tutulmaya başlamamış mıydı? Bu demokratik dayanışmayı gururla sahiplenmemiş miydi? Ve daha sonra BOP eş başkanlığını övünçle üstlenmemiş miydi? Dahası var. CHP'yi Avrupa karşıtı diye AB sosyalistlerine şikayet eden, Amerikan karşıtı olmakla suçlayan Erdoğan ve AK Parti'den başkası mıydı? Fakat daha 10 yıl öncesine kadar böyle değilmiş gibi anlatılıyor. Bilmesek, içinde yaşamasak sadece dünümüzün değil, bugünümüzün de boyasını değiştirerek başka bir şeymiş gibi yutturacaklar. İlahiyat hocası Hayrettin Karaman 27 Ağustos Pazar günü Yeni Şafak'ta böyle bir girişimde bulundu. Batı, İslam ve Müslümanlar, başlığıyla döktürdüğü şu incilere ne buyurulur, Müslümanlar kendileri olur, kimlik ve kişiliklerini bulur, öz kültür ve medeniyetlerine sahip çıkarlarsa dünyanın güç dengesi bozulacak, güdülen koyunlar çoban olacak, piyonlar şahlığa, vezirliğe soyunacaklar, biz de varız diyeceklerdir. Böyle bir oluşum bütün düzenleri alt üst eder, düzenbazların oyunlarını bozar. Şu halde Batı ne edip edecek? İslam Doğu'ya karşı uygulamakta olduğu planı engelleyecek her teşebbüsün, her gelişmenin önüne geçecek bütün yolları deneyerek buna mani olacaktır. Sömürgeci Batı'ya göre AK Parti'ye Erdoğan'a iktidar olma şansı baştan verilmemeliydi. Madem bu engellenemedi, devamı engellenmelidir onun iktidara gelmesi, Türkiye'deki layık rejimin çökmenin eşiğine gelmesi ve Türkiye'nin batı lehine olan ilişkilerinin tehlikeye girmesi anlamına gelir. Bu yüzden Türkiye'deki seküler güçler, İslam tehlikesine karşı birleşmek zorundadırlar. Batı için tehlikeli olan, sistemden çıkmaktır, bu düzene karşı alternatif oluşturmaktır, bu düzenin bozucu, çürütücü, yozlaştırıcı plan ve eylemlerine karşı direnmektir. Bütün bu olup bitenler karşısında bu ülkenin Müslümanları, hedefin belli bir parti değil İslam olduğunu, ülkeyi adım adım İslam'a götürecek her örgüt, program ve eylemin Batı için tehlike oluşturduğunu, bugün Erdoğan'a karşı batıcıları birleşmeye çağıran Batı'nın yarın imam hatiplere, cemaat ve dernek faaliyetlerine, hasılı her çeşit İslami hizmet faaliyetine karşı çıkacaklarını ve zinde güçlerini bunlara karşı kışkırtacaklarını halen de gizli açık bunu yapmakta olduklarını anlamayacak hala birbirleriyle uğraşmaya ve yek diğerini çelmelemeye devam edecekler mi? Müslümanlar bu tefrika içinde güç harcarken atı alan Üsküdar'ı geçerse Allah onlardan bunun hesabını sormayacak mı? Safları sıklaştıralım, küfrün İslam'a karşı tek millet olduğunu unutmayalım, sen ben davasını bırakalım, düşmanın oyununa gelmeyelim. Bütün insanların tabi haklarını elde etmeleri ve adaletin hakim olduğu bir dünyada yaşamaları, dünya düzenini, gerçek ve kamil Müslümanların kontrol etmelerine bağlıdır. Nasıl muhakeme ama, aklı sıra sağlam saptırıyor, taş gibi maşallah. Hani neyin ne olduğunu bilmeseniz bu çarpıtmalara inanacaksınız. Sen Müslümansın milleti bölenlere uyma biz hep birlikte Türkiye'yiz, sen Türkiye'sin, büyük düşünden, sen Müslümansın, büyük düşün, ayrı gayrılığına dönülmüş. Türkiye'de partilerle seçmenleri, Müslümanlar ve kafirler diye ayıracaksınız. Ama hain, düşman, bölücü, fitneci, yalancı, müfteri, münafık başkası olacak. Bu kafa varken dış güçlere ne hasıt. Seçim, küfarla Müslümanlar arasında geçiyor yani. Hepsi ülkenin Müslüman evladı olan iktidar ve muhalefet siyasetçileri arasında değil. Kriter de kimin daha iyi yöneteceği, AK Parti'nin kötü yönetip yönetmediği değil. Davayı sorarsanız o da iktidar değil din davası. Allah hesap sorar. Değişim isteyenlerin hedefi ise Erdoğan değil İslam. Geçen şu zıpır cübbeli de atıştığı siyasetçinin muhatabının kendisi değil Allah olduğunu ve Allah'ın galip geleceğine inanmayanın dinden çıkacağını tebliğ ediyordu. Hocaların hocası Hayrettin Hoca'nın seçmene çağrısındaki mantıktan farkı ne? Bizi bozan, çürüten, yozlaştıran dünya düzeniymiş. Kendi mevcut düzenimiz değil. Dolayısıyla kendi düzenimize değil dünya düzenine direnmek için oy kullanmalı, Müslümanların dünyayı yönetmesi için safları sıklaştırmalıymışız diyeceğimi başlıkta dedim.